Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Sıcak Haber'in son bölümüyle karşınızdayız ve sevgili izleyiciler, gerçekten hepimizin göğsünü kabartan o güzel haberle başlayalım. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona Türk kadın boks tarihine sevgili izleyiciler geçti. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 altın madalya geldi. Bu sıcak haber bir önceki bültende de ekranlarınıza getirmiştik son dakika gelişmesi olarak. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'daki organizasyonun son gününde ringde ilk olarak 50 kilo temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu boy gösterdi. Kolombiyalı Valencia Victoria Lorena ile karşılaşan olimpiyat ikinci boksörümüz 5-0'lık skorla altın madalyaya uzandı. 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş ise Rumen Lacromioira Perijo'nun karşısına çıktı. Rakibini yenmeyi başaran mini sporcu şampiyonluğa ulaştı ve dediğimiz gibi Türk kadın boks tarihine geçti bu şampiyona ve toplam madalya sayısı bakımından Türk kadın boksunun en başarılı dünya şampiyonasını yaşıyor milliler. Altın madalya sayısında da iki şampiyonluğun geldiği 2008 dünya şampiyonasını geride bırakarak rekor kırmış oldu. 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye şu ana kadar 3 altın, 2 bronz madalya aldı ve günün geri kalanında da 2 milli boksör daha altın madalya maçına çıkacak. İyi haberlerin devam etmesini bekliyoruz ama gerçekten göğsümüz kabardı. Bravo diyoruz. 2 altın madalya daha geldi. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş sevgili izleyiciler altın madalya kazandı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da yine Ayşe Çağrır altın madalya kazanmıştı sevgili izleyiciler. Göğsümüzü kabartan, gururlandıran bu haberlerin devamının gelmesini dileyerek biz diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu vurguladı. Her iki ülkenin PKK-YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekti. Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet demeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya seslendi. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz diye sordu. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna değindi. Bir kez daha iki ülkenin terör örgütüne verdikleri desteği hatırlattı. Kapıları bir kez daha kapattı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi, kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptı bu değerlendirmeleri. Hollanda Başbakanı Rutte ile geniş kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg'le de bir görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan, Türkiye'nin tavrının net olduğunun altını çizdi. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür dedi. Batı'ya tepkisini sürdürdü. Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. Peki öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Avrupa ve ABD'nin terör örgütüne her türlü güvenceyi verdiğini söyledi. Terör örgütünün işlediği suçların ortada olduğunu vurguladı. Bunları kendilerine defaatle anlattık, belgeler sunduk dedi. İşte başta Almanya olmak üzere
İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri falan yapıyorlar. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Biz de tabii bu işi en iyi şu anda bilen, takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı En Linde'nin PKK ile ilgili paylaşımına yanıt verdi. İsveç, PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır, dedi. İsveç Dışişleri Bakanı En Linde, PKK ile ilgili duruşumuz değişmedi, dedi. Dezenformasyona maruz kaldıklarını iddia etti. O paylaşımına cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman değiştirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Altun açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce olarak paylaştı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in terör örgütü YPG'ye verdiği desteği hatırlattı. Yetmiyormuş gibi İsveç, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip bu örgüte para vermiştir. İletişim Başkanı Altun, İsveç Dışişleri Bakanı'nı sert sözlerle uyardı. Gereğini yapın diye seslendi. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç, PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma altındaki 502 bin Suriyeli göçmenin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı son 6 yıl içinde 2 milyon 600 bin kişinin Türkiye sınırlarından girişinin nasıl engellendiğini de anlattı. 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Artı yaklaşık 700 bin kişi de bizim ve Avrupa'nın toplam rakamlarına göre Avrupa'ya geçti. Türkiye'den gönüllü olarak ayrılan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısını açıkladı. Muhalefetin sınırdan kaçak geçişlerin arttığı yönündeki iddialarına değindi. Rakamlarla yanıt verdi. 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin o sınırlardan Türkiye'ye girmesi engellendi. Teşebbüs etti, tutuldu. Duracaksın, giremezsin. Teşebbüs etti, tutuldu. Duracaksın. İçeride yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi son 6 yılda yakalandı. Ve bunların 400 bine yakını kendi ülkelerine geri gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu toplantısına katıldı. Geçici koruma altındaki göçmenler vardı gündeminde. Ama bizden şu isteniyorsa elbette ki bu doğru değil. İnsanları ateşin içerisine atmak, ölümün içerisine atmak, yok oluşun içerisine atmak elbette ki bu bizim ülkemize, Anadolu medeniyetine, bizim inancımıza, bizim değerlerimize, bizim insanlığımıza yakışacak bir davranış değildir. Süleyman Soylu daha sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Uyuşturucuyla mücadeleye değindi. Avrupa'nın göstermelik bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Samimiyet çağrısı yaptı. Avrupa bir yandan rapor üstüne rapor yayınlayıp uyuşturucu rakamlarını paylaşırken PKK'nın Avrupa uyuşturucu pazarının tamamına hakim olduğunu, buradan büyük bir gelir elde ettiğini, bu raporlarında açıklarken öte yandan gidip de bu terör örgütüne PKK'ya destek olmaması lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasına yönelik eleştirilerle ilgili konuştu. Tepkisini şehre yeşil alanlar kazandırılmasına karşı çıkıyorlar sözleriyle dile getiren kurum, bölgenin bütün değerleriyle milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde ağaca, yeşile, bu alana 132.500 ağaç dikilmesine karşı çıkıp birileri kendisini çevreci diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Biz Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapacağız diyoruz. Milletimizin hizmetini açacağız diyoruz. Yıkmayacağız,
inşa edeceğiz diyoruz. Oradaki bütün değerleri vatandaşımıza, milletimize, aziz İstanbullulara açacağız diyoruz. Bunlar diyorlar ki siz buraları ranta açacaksınız, imara açacaksınız, konut yapacaksınız. Dün sözde kesili ağaçlarla Gezi Parkı'nda ayağa kalkanlar bugün ağaç dikilmesine, şehre yeni bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar. Efendim, Adana Büyük Gençlik Şöleni için geri sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinlik Adana'nın Yenişehir Stadyumu'nda yapılacak. İnşallah 21 Mayıs'ta Adana'da gençlerimizin düzenlediği gençlik şöleninde on binlerle bir araya geleceğiz. Yüreğin de millet sevdasıyla gece gündüz durmadan çalışan lider geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde 20. kez gençlerle buluşacak. Büyük Gençlik Şöleni'ne 21 Mayıs Cumartesi günü Adana ev sahipliği yapacak. Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumundaki şölenimize davet ediyorum. Türkiye'nin 81 ilinden 100 bini aşkın genç Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya gelecek. Erdoğan, birçoğu 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet edecek, onların taleplerini dinleyecek. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Büyük Gençlik Şöleni Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı etkinlik olacak. Şölenin düzenleneceği yeni Adana Stadyumu'ndaki hazırlıklar 1,5 ay önce başladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Şölen öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. Şu anda stat Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Genç arkadaşlarımız Adana'ya yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi yarın buraya bekliyoruz. Ve ismine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği etkinliğe AK Gençliğin 81 il teşkilatı mensupları katılacak. Sevdirdin kendini bana hiç sorma. Adana Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçılar da sahne alacak. Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay Yeni Adana Stadyumu'nda gençlerle buluşacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrencilere yaz okulu müjdesi geldi. Okulların bu yaz açık olacağını belirten Özer, tüm öğrencilerin yaz okullarından ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı. Bakan Özer, İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi, Alev Alatlı Kütüphanesi ve Mehmet Genç Kütüphanesi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik. Tüm Türkiye'deki 355 tane bilim sanat merkezinde bilim ve sanat adında iki tane dersi 2. sınıftan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsin yazın katılabilecekleri, ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri kursu açıyoruz. Müjdeli haberi bu sözlerle paylaştı. Bu sene yaz okullarında sanat derslerinden İngilizce'ye ücretsiz kurslar verileceğini duyurdu. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okuluna katılabilecekleri yaz okullarını açıyoruz. Tüm sınıf seviyelerinde, tüm eğitim kademelerinde bu yaz yine destekleme yetiştirme kursları kapsamında İngilizce yaz okulu açıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da iki kütüphanenin açılışını yaptı. 2021'de kütüphanesi olmayan okul kalmadığını söyledi. 2021 tarihinde Türkiye'de 16.361 okulda kütüphane yoktu. Ve iki ay gibi kısa sürede
16.361 okulun kütüphanesini yaptık. Kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için de büyük çaba sarf ettik. 26 Ekim tarihinde 16.361 eksikli kütüphanelerdeki kitap sayımız 28 milyondu. Şu anda 60 milyon kitabı olan kütüphanelerden bahsediyoruz. Ya Allah ya Bismillah, hayırlı olsun. Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nde isminin verildiği kütüphanenin açılışına Alev Alatlı da katıldı. Gençlere tavsiyesi vardı. Gençler, eğer geleceğiniz olacaksanız, yardım edecekseniz, bir şey götürüyorsak sizin dünyayı okumanız lazım. Doğru okumanız lazım. Dolayısıyla sizi dünyayı okuyacak şekilde donandırmamız lazım. Mahmut Özer, Alev Alatlı Kütüphanesi'nin ardından tarihçi Mehmet Genç Kütüphanesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Efendim, Yunanistan göçmen karşıtı uygulamalarını sürdürüyor. Yunan basını Atina'nın yeni planını yazdı. Atina'nın sığınmacıların geçişlerini engellemek için Türkiye ile Meriç sınırındaki beton duvarı uzatmayı planladığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina hükümeti 2021-2027 dönemi için göç planı hazırladı. Buna göre Meriç sınırındaki 28 kilometrelik duvara ek olarak 80 kilometrelik daha yeni duvar örülmesi teklif edildi. Avrupa Komisyonu'na sunulan son taslak metinde yer alan plan için maliyetin Avrupa Birliği fonlarından karşılanması talep edildi. Yunan basınına göre bu çerçevede Yunan yetkililer Brüksel'de temaslarını arttırarak Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak. Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'taki saldırılarda 13 Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Buça'da Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair tartışmalar da devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi Ukraynalı sivillerin Buça'da Rus askerler tarafından infaz edildiğini gösteren bir video yayınladı. Rusya Donbas'ta saldırı yoğunluğunu artırıyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv'e yönelik saldırılar da sürüyor. Rus ordusunun Harkiv'de bir binayı vurma anı kameralara böyle yansıdı. Yerle bir olan binada en az 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Son 24 saatte Luhansk bölgesine yönelik saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Rus ordusunun Nisan ayında çekildiği Buça'da savaş suçu işlendiğine dair yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi Buça'da en az 8 sivilin Rus askerleri tarafından infaz edilmesine ilişkin görüntüler yayınladı. Görüntülerde elleri başlarının üzerinde ve Rus askerleri tarafından zorla götürülen siviller görülüyor. Aynı bölgede havadan çekilen bir başka videoda ise sivillerin yerde yatarken yanlarında Rus askerlerinin olduğu gözleniyor. Savaş suçlarına yönelik araştırmalar da sürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Borodyanka'da incelemelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donbas bölgesinde hakimiyet alanını genişlettiğini belirtti. Luhansk'ta tam kontrol sağlanmasının yakın olduğu bilgisi verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik siber saldırıların arttığını söyledi. Savunma Bakanı Şoygu da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili konuştu. NATO'nun genişlemesi karşısında uygun önlemler aldıklarını belirtti. Moskova, Finlandiya'ya gaz arzını durduracağını açıkladı. Rusya'ya yönelik siber saldırıların arttığını söyledi, saldırıların ağırlıklı olarak medya ve finans sektörünü hedef aldığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Siber saldırıların farklı ülkelerden ve eşgüdümlü bir şekilde yapıldığına işaret etti. Rusya'nın enformasyon savaşıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Putin, siber güvenlik alanında önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Yabancı yazılım ve teknolojilerden tamamen kurtulmanın önemini vurguladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun gündeminde ise NATO'nun askeri kanadının genişlemesi vardı. Ülkesinin batı sınırlarındaki tehdidin büyüdüğünü söyleyen Shoigu, Rusya'nın önlemler aldığını dile getirdi. Rusya, enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa'ya karşı harekete geçti. Moskova, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'ya gaz arzını durduracağını açıkladı.
daha önce Rusya'dan gaz alımında ruble ile ödemeyi reddeden Finlandiya Ulusal Gaz Dağıtım Şirketi kararı üzücü olarak niteledi. Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Rusya'nın en büyük elektrik dağıtım şirketi de Finlandiya'ya elektrik sağlamayacağını açıklamıştı. Almanya'da İslam karşıtlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Kimliği belirsiz kişiler Essen eyaletindeki bir camiye boya torbaları fırlattı ve o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gece vakti geldiler. Bir camiyi hedef alarak duvarlarına boya torbaları fırlattılar. İslam karşıtlığının saldırıya dönüştüğü yer Almanya'nın Kassel kenti. Kimliği belirsiz kişiler Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Türk Kültür Merkezi ve Hoca Ahmet Yesevi Camii'ni hedef aldı. Boyalı saldırı sonucu ibadethane ile teşkilat lokalinin camları ve duvarları zarar gördü. Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım saldırıya tepki gösterdi. Camimize terör örgütleri tarafından bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biz bu yapılan saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce emniyet güçlerinden bu saldırının faillerinin bulunmasını talep ediyoruz. Yıldırım, cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin korunması çağrısında bulundu. Afrika boynuzu ülkelerinden Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi kültürel etkileşimi de arttırdı. Somali halkının Türkçe'ye ilgisi yoğun. Öyle ki Yunus Emre Enstitüsü, ülkede Türkçenin seçmeli ders olması için Somali Eğitim Bakanlığı ile proje başlatmaya hazırlanıyor. Somali-Türkiye ilişkileri son yıllarda giderek gelişti. Sosyal ve kültürel etkileşim arttı. Bunun sonucunda Somali halkının en fazla talep gösterdiği dil Türkçe oldu. Mogadishu Yunus Emre Enstitüsü ülkede Türkçe öğretiminin merkezi. Verilen dersler sayesinde 2017'den beri 5000'den fazla Somalili Türkçe öğrendi. Enstitü birçok bölgeden Türkçe'ye artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Merhaba, benim adım Hürriye. Ben Bonderkis Yetimhane Okulu 6. sınıfta okuyorum. Yüzlerce çocuğun okul eğitimini de aldığı 3 yetimhanede Türkçe zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. Bizim şu an birlikte çalıştığımız 3 yetimhane var. Bunlar aslında bakarsanız özel kurumlar, devlete ait yetimhaneler değil. Fakat kar amacı gütmeyen kurumlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü, Somali Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje başlatacak. Bu kapsamda Türkçe, önce başkent Mogadishu'da, sonra ülke genelinde seçmeli ders olarak okutulacak. Mutluluk verendi. Efendim, koronavirüs salgını Çin'i dünyadan kopardı. Uluslararası uçuşlar durdu. Öğrencilere Çin sınırları kapandı. Çin'deki kuruluşlar yabancı personel bulamaz hale geldi. Sıfır vaka politikası nedeniyle dünyayla etkileşimin azalması Çin'in kendi içine kapandığı yorumlarına yol açtı. Koronavirüs salgınına karşı Çin olağanüstü tedbirler aldı. Sıfır vaka politikası olarak isimlendirdiği uygulamalarla dünyadan ayrıştı. Sınırların kapatılması ve sert vize politikası sebebiyle ülkede yabancı sayısı giderek azaldı. Çin'deki kuruluşlar yabancı personel bulamaz hale geldi. Neredeyse tüm adaylar Çin'den ayrılmak istiyor. Çin'deki aday havuzumuz iyice tükendi. Hem Çin'de hem de Çin dışından yeni öğretmenler bulamaz hale geldik. Kalifiye personel bulmak gerçekten çok zor bir duruma dönüştü. Çin'in kapıları uluslararası öğrencilere de kapalı. Ülke 2020 yılının Mart ayından bu yana öğrenci vizelerini durdurmuş durumda. Birkaç ülkeye tanınan istisna dışında Çin'de yabancı öğrenci yok denecek kadar az. Vize alan yabancıların en büyük problemi ise Çin'e uçuş bulabilmek. Çin uluslararası uçuşları büyük oranda hala kapalı tutuyor. Her ülkeden haftada sadece bir uçuşa izin veriliyor. Üstelik uçuşta vaka tespit edilirse sonraki seferler iptal ediliyor.
Çin salgın gerekçesiyle kendi vatandaşlarının da yurt dışına gitmesini istemiyor. Ulusal Göç İdaresi Çin vatandaşlarının yurt dışı çıkış denetimlerini artıracağını duyurdu. Zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere de izin verilmeyecek. Pekin yönetimi tüm bu uygulamaların gerekçesi olarak pandemiyi gösteriyor. Ancak bu kapanmanın toplumsal ve siyasal yapısındaki değişikliği yansıttığını savunanlar da var. Bu da Çin'in dünyadan koptuğu yorumlarına yol açıyor. Sevgili izleyiciler, popüler eğlence platformu TikTok'un kullanıcılarda oluşturduğu tahribatın boyutu gün geçtikçe artıyor ve sürekli buna dair farklı örnekler maalesef yaşıyoruz ve ekranlarınıza getirmek durumunda kalıyoruz. TikTok'la ilgili ilk haberimiz Şanlıurfa'dan. Video çekmek için sulama kanadına atlayan 19 yaşındaki genç sadece o videoyu çekip işte TikTok'a koymak için maalesef canından oldu, hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlamak için meydan okuma videosu çekecekti. Sulama kanalına atladı ancak bir daha çıkamadı. Tamam, sola geçin. TikTok çılgınlığı bir genci daha canından etti. Şanlıurfa'da 19 yaşındaki İshak Aşkan, TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşmak için video çekecekti. Haliliye ilçesindeki sulama kanalına giderek suya atladı. Akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç polislerle kanalda arama yapıldı. Gencin cansız bedeni olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta kanal kapaklarına sıkışmış halde bulundu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Birbirlerine sürekli bir şekilde meydan okuma yapıyorlar. Bu da maalesef can kaybına mal oluyor. Bir an önce önüne geçilmesi lazım yani. Gerekse TikTok yöneticilerinin buna bir el atması lazım. Son dönemde özellikle gençler arasında dikkat çekmek ve daha fazla beğeni almak için tehlikeli videolar çekme eğilimi artıyor. Şimdi bunlarda ödül veya pekiştirme hemen geliyor. Dolayısıyla da çok sık yapılıyor. Mühim olan çocuğun böyle bir açlık içinde olmaması. Yani ruhsal olarak sağlıklı, olgun, iyi yetişmiş bir çocukta tabii ki nadiren böyle tehlikeli şeyler çıktığı olabilir ama genel olarak bu tür problemli düzeyde bir sosyal medya kullanımı görmeyiz. Çocuğun en önemli ihtiyacı bir kere bir beğenilmek ki iki kendisinin idealize edeceği, beğeneceği bir örnek olması. Eğer ebeveynler tamamıyla bu sosyal medya kullanımı ile ilgili veya bilgisayar oyunları ile ilgili çocuğu tek başına bırakıyorsa, ne yaptığını, nereye girdiğini, ne oynadığının farkında değilse bu da problem. Daha önce de İstanbul'da genç bir kız çatıda video çekerken düşmüş ve hayatını kaybetmişti. İşte sadece video çekmek için yüksek yerlerden düşenler ya da gördüğünüz gibi işte meydan okuma paylaşımları sulama kanalına atlayıp hayatından olan gencecik biri. Pakistan'da da benzer bir olay meydana geldi. Bir sosyal medya fenomeni orman yangını sırasında video çekip paylaştı. TikTok'ta yayınlanan videodaki yangının fenomen tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı. Ben neredeysem orada yangın çıkıyor diye yazdı. Yanan ormanın önünde poz verdiği videoyu paylaştı. Pakistan'da 11 milyon takipçisi bulunan Hümeyra Aşkar'ın TikTok hesabından paylaştığı video tepki çekti. Aşkar'ın takipçi sayısını artırmak için başkent İslamabad'daki Ulusal Park'ta kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı. Efendim izlediniz işte sadece TikTok değil tabii birçok sosyal medya platformu etik açıdan çocukların gelişimi, ruhsal gelişimi açısından da mercek altında. Çok dikkatli kullanmak lazım gerçekten. Yasaklamak değil ama bilinçli kullanmak belki çözüm. Uzmanların uyarıları bu anlamda çok önemli. Çünkü bazı anne babalar çocukların görüntülerini para kazanmak amacıyla sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu hesaplar çocukların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CİMER'e şikayet ediliyor ve hesaplar mercek altına alınıyor. Uzmanlar da aileleri uyarıyor. Bu durum çocukların psikolojisi üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor.
çocuklarının günlük yaşantılarını YouTube hesaplarından paylaşıyorlar. Açtıkları kanalları kullanarak çocukları üzerinden para kazanıyorlar. YouTuber anne babalar CİMER'e şikayet edildi. Kimi çocuklarının komik videolarını, kimi en özel anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Yani çocukları üzerinden reklam almayı ya da takipçi sayısını arttırmayı amaçlıyor. İşte o hesaplar mercek altına alındı, tespiti için araştırma başlatıldı. Ebeveyn çocuğa şöyle bir mesaj veriyor. Eğer sen üçüncü kişiler tarafından beğenilirsen benim gözümde var olursun. Yani çocuk üçüncü kişiler tarafından izlendiğinde bu onun hoşuna gidiyor. Fakat kendine yabancılaşıyor. Net bir karar alamayacağım için ben ebeveyn olarak çekingenim. Sosyal medyada da çocuğumu paylaşmıyorum. Görüntüsü paylaşılan çocuklar için mağduriyet sonraki yıllarda ortaya çıkabiliyor. Üçüncü kişiler tarafından beğenilmediğini, sevilmediğini hissetmesiyle birlikte yok olma tehdidi yaşayan bir yetişkin, bir ergen, bir birey üretmekte zorlanabilir. Dolayısıyla bu çocuklar için çok büyük bir tehdit. Evet. Tabii ki anne baba, yetişkinler bakıyorlar ama bir ama her zaman var. Yani bu çocuk büyüyünce memnun olacak mı? Uzmanlar anne babaların çocuklarının tüm görüntülerini sosyal medyada paylaşmamalarını istiyor. Kanada'dan Çin'in telekomünikasyon devleri Huawei ve ZTE'ye yasak kararı. Ülkenin 5G altyapısında bu iki şirkete ait teknolojiler kullanılamayacak. Yasak kararını Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne duyurdu. Ülkenin gelecek nesil 5G mobil ağlarında Çinli teknoloji şirketi Huawei ve ZTE'ye ait hizmet ve ürünler kullanılmayacak dedi. Gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir Trudeau hükümetine 5G altyapısında Huawei'ye rol verilmemesi için baskı yapıyordu. Aksi halde Çin'in casusluk yaparak Kanadalılar hakkında daha fazla veri toplayabileceğini iddia ediyordu. Söz konusu iddia Pekin yönetimi ve Huawei tarafından yalanlanmıştı. Efendim, uyuşturucu üretimine sermaye sağlamak için böbreğini satan ve elde ettiği parayla kinevir serası kuran şüpheli yakalandı. Ankara'da 3 katlı bir villada 470 kök Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakim karşısına çıkacak. Almanya'da keneviri yetiştirmeyi öğrendi. Türkiye'ye döndükten sonra İran'a gitti, böbreğini sattı. Kazandığı parayla 3 katlı villada uyuşturucu ham maddesi üretmek için sera düzeni kurdu. Ankara Çayyolu'nda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirleri uyuşturucuyu üretmek için şehirden uzak bir noktayı seçtiler. Bunun için de Çayyolu'nda bulunan işte bu 3 katlı villayı kiraladılar. Ardından üretime başladılar. Operasyon 8 Mayıs'ta yapıldı. Şüphelilerden MY'nin uyuşturucu üretimine sermaye sağlamak amacıyla böbreğini sattığı ortaya çıktı. Zanlı elde ettiği parayla oldukça maliyetli olan havalandırma ve elektrik düzeneyi kurdurdu. Esrar maddesi elde edilen 470 kök Hint kenevirini villanın her bir metrekaresine dikti. Zehir tacirleri tüm detayları düşünmüştü. Tesisattan dolayı elektrik faturasının çok yüksek geleceğini biliyorlardı. Dikkat çekmemek için faturayı düşürmenin bir yolunu buldular. Bu yolsa kaçak elektrikti. Bir elektrikçiyle anlaştılar ve villaya kaçak elektrik çektiler. Böbreğini sermaye olarak kullanan şüpheli M.Y. ve beraberindeki iki kişi hakkında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem başlatıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin ilk incelemesi tamamlandı. 870 eserin Anadolu kökenli arkeolojik eser özelliğinde olduğu belirlendi. Etnografik eser ve yağlı boya tablolar, kitap ve ikonalar. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki operasyonda bulunan tarihi eserlerin ilk incelemesi tamamlandı. 1045 eserin incelemesi İzmir Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. 870 eserin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Bu grubun içerisinde el yazması kitap gibi, tablo gibi ve başka ülkelere ait olabileceğini düşündüğümüz, başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var.
soruşturmaya dair adli sürecin tamamlanmasıyla tarihi eserler müze kayıtlarına alınarak sergilenecek. Efendim, güzel haberler bekliyoruz değil mi? Efendim, arda arda aldığımız bu güzel haberlerin ardından diğer gelişmelerle devam edelim. İstanbul'da çaldıkları ya da yurt dışından getirdikleri otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda parçalanmış otomobil ele geçirildi. Otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satıyorlardı. Bu bilgiye ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'deki adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda parçalanmış ve şasi kısmı yok edilmiş otomobiller ele geçirildi. Şüpheliler hem çalıntı hem de yurt dışından getirilen otomobillere hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştiriyordu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sakarya'da seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otobüste hasar meydana geldi. Efendim, İstanbul'da küçük bir kız çocuğu trambolinde zıplarken bir anda halat koptu. Neyse ki trambolinin üzerine düşen çocuk yara almadan kurtuldu. Korkutan olay annenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Güle oynaya trambolinde zıplıyordu. Olacaklardan habersiz küçük kız seyyar oyun alanında eğlenirken bir anda halat koptu. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. Sinanoba mahallesindeki bir parkta seyyar oyun alanı kuruldu. Ailesiyle parka gelen küçük bir kız çocuğu da trambolinde zıplamaya başladı. O sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçuyor gibisin aynı. Sevgili izleyiciler, bugün Mayıs'ın 20'si ama hala yurdun bazı yerlerinde kar sürprizi yaşanıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Sıcaklıklar aniden düştü. Yüksek kesimlere kar yağdı. Artvin'in yüksek yaylalarına çıkan sürü sahipleri Mayıs ayında kar yağınca geri dönmek zorunda kaldı. 1400 küçükbaş hayvanıyla köyün yolunu tutan bir yaylacı o anları cep telefonuna kaydetti. Evet, 20 Mayıs Kutul'da karlı bir günde. Çıktık, şimdi iniyoruz aşağı. Gümüşhane, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerine de kar düştü. Kar yağışının etkili olduğu 2330 rakımlı Bayburt'un Soğanlı geçidinde görüş mesafesi azaldı. Erzurum'un yüksek kesimlerinde de manzara aynıydı. Zaman zaman etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmıyor. Özellikle kentin turistik noktalarından Palandöken Dağı'nın yükseklerine çıktıkça kar yağışının yer yer devam ettiği görülüyor. Ardahan'da etkili olan sağanak gece yüksek noktalarda yerini kara bıraktı. Erzincan Üzümlü'de 3549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'na kar yağdı. Kar Sarıkamış'ta da bir anda bastıran kara vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda ise daha önce yağan ve yüksekliği 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor. Hatay'da orman yangınlarının önlenebilmesi için ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve piknik yapılması 1 Haziran itibariyle yasaklandı. Yasak 31 Ekim'e kadar sürecek. Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanda çıkabilecek yangınlar için tedbir alınıyor. Bu kapsamda 2 Mayıs sonuna kadar ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda
1 Haziran-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip 3. ülkesi olma başarısını bu yılda korudu. Mavi bayraklı plaj sayısı 531'e yükseldi. İspanya ve Yunanistan'ın ardından listedeki yerini aldı. 531 plajıyla dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip 3. ülkesi oldu. Türkiye'nin mavi bayrak alan plajları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptırdığı halk plajları da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptırdığı Antalya'daki 5, Muğla'daki 1 halk plajı da mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Antalya'daki mavi bayraklı plaj sayısı 229, Muğla'daki mavi bayraklı plaj sayısı 111'e yükseldi. Antalya'da bakanlığa ait Lara 1 ve Lara 2 halk plajlarıyla Manavgat, Beldivi ve Çamyuva halk plajları da bu yıl mavi bayrak ödülü almaya hak kazandı. Marmaris'teki İçmeler Halk Plajı da bu yıl mavi bayrağın dalgalanacağı plajlardan. Bursa İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na ilk kez bu yıl mavi bayrak ödülü verildi. Mavi bayraklı plaj sayısı Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi. İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van illerinde ise geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Mavi bayrak ödüllü plajların kriterleri her sezon yeniden gözden geçiriliyor. Yeni sezon için aynı kriterlerin sağlanması bekleniyor. Sinop'ta jandarma ekipleri Kurt Kuyusu sahilinde 19 gün boyunca temizlik çalışması yaptı. 35 kamyon çöp toplayan ekipler sahili tertemiz yaptı. Sadece halkın can ve mal güvenliğini korumuyorlar. Çevrenin temizlenmesi için de sahadalar. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sahilde temizlik çalışması yaptı. Jandarma personeli "Yaşadığım çevreyi temiz tutarım" sloganıyla kolları sıvadı. Tırmıkları alan personel Kurt Kuyusu sahil plajını temizledi. 19 gün süren çalışma boyunca sahilden 35 kamyon çöp çıktı. Ekipler geride tertemiz bir sahil bıraktı. Bahar yağışlarıyla mantarlar çıktı. Bilinçsiz tüketilen doğadaki bu mantarlar zehirleme riskine sahip. Uzmanlar sağlık açısından kontrollü üretilen kültür mantarlarını öneriyor. Farklı renklerde ve çeşitlerde birçok mantar baharla birlikte doğada kendiliğinden çıkıyor ve oldukça rağbet görüyor. Babamla birlikte gelirdik, onunla birlikte toplardık. O öğretti bana çaşır mantarını. Pek fazla bir bilgim yok ama bunları işte toplarız kendimizce. Doğal mantarları zehirli veya zehirsiz olarak ayırt etmek çok zor. Halk arasında bazı inançlar vardır. İşte rengine, kokusuna, tadına bakarak zehirli olup olmadığı yönünde. Bunlar da hani kesin bilgiler değil. Bilimsel olarak bunun bir dayanağı yoktur. Sıklıkla tüketilen ve protein açısından zengin olduğu bilinen mantarlar bir o kadar da tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar mantar zehirlenmelerini önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan ve kontrolsüz şekilde toplanan mantarlardan uzak durulmasını öneriyor. Mantar zehirlenmeleri ciddi olumsuzluklara, hatta ölümlere yol açabiliyor. Bu noktada alınacak tedbir kültür mantarı tüketimi. Kültür mantarının yetiştiricilik koşulları kontrollü şartlarda gerçekleştiriliyor ve insan sağlığı açısından zehirli mantarlar gibi risk oluşturmuyor. Yenilen mantarlar zehirli ise en önemli belirtiler mide bulantısı, kusma ve ishal. Bu belirtiler varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kars'ta doğa koruma ve milli parklar ekipleri yaban hayvanları için sahada. Ekipler bölgede yaralanan ve hastalanan hayvanlar için anında harekete geçiyor. Yaralı hayvanlar Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınıyor. Bazen gezintiye çıkan domuz sürüsünü, kimi zaman yiyecek telaşındaki kurtları, sırtını kaşıyan ayıları kaydediyor. Fotokapanlara takılan bu görüntüler Kars Sarıkamış'tan.
İlçedeki ormanlar tilki, bozayı, vaşak gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bölgede doğa koruma ve milli parklar ekipleri her saat iş başında. Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı şefliği çalışanları da gelen ihbarlarla birlikte yaralı hayvanlar için seferber oluyor. Vatandaşlarımız da oldukça bilinçliler. Şöyle ki yaralı gördükleri bir hayvanı, bir kızıl tilki olabilir, bir kızıl şahin olabilir veya bir atmaca olabilir. Bunları haber veriyorlar doğa koruma ekiplerine. Yaralı hayvanlar Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. 1600 metrekaresi kapalı, toplam 14.000 metrekare alana kurulan merkez Kars'la birlikte 10 şehre hizmet veriyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar yaralı olarak bulundukları yerde tekrar doğaya salınıyor. Yalova'da kaplumbağa tahliye seferberliği yaşandı. Yatağı değiştirilen deredeki onlarca su kaplumbağası toplanarak başka bir sulak alana taşındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Su kaplumbağalarının telef olmasının önüne geçildi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde su taşkınlarının önlenmesi için dere ıslah çalışması yürütüldü. Değirmen Dere'nin yatağının bir bölümü değiştirildi. Suyu kesilen bölgedeki kaplumbağalarsa unutulmadı. Havza tamamen kurumadan önce hayvanlar tek tek toplandı. Bunların 325 adetini 3 gün boyunca arkadaşlarımız çalışma yaptı ve iki araçla beraber nakiller yapıldı ve doğal yaşam alanlarına tekrar kavuşturuldu. Çünkü aksi takdirde orada dere yatağının kuruması sonucu hayvanların ölümü söz konusuydu. Veteriner ve biyologlar toplanan kaplumbağalar için en uygun sulak alanı da belirledi. Hayvanlar Armutlu ilçesindeki bir gölete bırakıldı. Üstelik yeni ortamlarına uyumları da takip edilecek. Bingöl'de yaşayan 42 yaşındaki Nevin Yücel koruyucu ailede büyüdü. Kendi yuvasını kuran iki erkek çocuk annesi kadın ailesinin de desteğiyle bir kız çocuğu sahiplendi. Evleri çocuk sesiyle dolan Demir ailesinin mutluluğu bir kat daha arttı. Alkış yapalım mı? Çocukluğu koruyucu ailede geçti. Yıllar sonra kendi yuvasını kurunca o da çocuk sahiplendi. Hem bir çocuğa umut oldu hem de kız çocuğu hasretini giderdi. 42 yaşındaki Nevin Demir Bingöl'de yaşıyor. Çocukken koruyucu aileye verildi. Yıllar geçti, evlenip yuva kurdu. Eksik büyüdüm. Yani bir eksiklik vardı hep. Anne baba eksikliği vardı. Dolayısıyla yıllar sonra eşimle tanıştım. Evlendik, iki oğlumuz oldu. Kız çocuğu hasreti çeken çift, evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İncelemeler sonucu Yücel çiftine koruyucu aile statüsü verildi. Aile bir kız çocuğunu evlat edindi. Kızımızı aldıktan sonra evimizin içerisinde farklı bir heyecan, farklı bir neşe beliriverdi. Bu konuda aslında eşimin gayretleri ve onun göstermiş olduğu çabalarla bu sonuca ulaştık. Gerçeğini söylemek gerekirse çok mutluyuz. Yücel ailesinin yeni üyesi eve ayrı bir neşe kattı. Mio, bu Mio mu? Gelmesinden dolayı mutluyuz, seviyoruz. Alıştık ona artık, yani onsuz olmuyor. Kreşe gitmeye başlayan minik kız çocuğunu artık daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bekliyor. Zonguldak'ta romanların yaşadığı Bakırlık Köyü devletin kırsal kalkınma desteğiyle gelişti. İstihdam ve tarımsal eğitimle örnek bir model oldu. Kalkınma desteğiyle büyük değişim yaşadı. Köyde yeni bir yaşam başladı. Görüntüler Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık Köyü'nden. 750 nüfuslu köyde romanlar yaşıyor. Bakırlık Köyü, kırsal kalkınmanın en başarılı örneklerinden biri oldu. Köy, kırsal kalkınma planlarıyla son 20 yılda önemli imkanlara kavuştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açtığı kurslarda köy halkına iyi tarım uygulamaları öğretildi. Atıl durumdaki araziler tarıma kazandırıldı. Buralarda yetiştirilen ürünlerle yeni gelir kaynağı oluşturuldu. Çocuğumu okuttum. İki erkek çocuğum var. Üniversiteyi okuttuk. Ne zorluk kına okuttum çocuklarımı. Bu bahçeleri aldık. Kısırdı yerler, fındık diktik. Bizim istihdam sorunumuz yok. Barınma sorunumuz yok. Eğitim sorunumuz yok. 10 yaş, 18 yaş altı evlilik sorunumuz yok. Alkol uyuşturucu sorunumuz yok. Tamamen tarıma ve hayvancılığa, sanayiye yatkın bir köy. Kendi istihdamını sağlayan köye dönüş de arttı. Yaşadığı değişimle başarı hikayesine imza atan köyde yeni projeler de üretilecek. Efendim, bu haberle birlikte sıcak haberi noktalıyoruz ama saat başına doğru yine bekliyoruz sizi. Ana haber bültenimiz, hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, mutlu akşamlar diliyoruz hepinize. 20 Mayıs Cuma bugün. Haftanın son iş gününde de ana haber bültenimizde karşınızdayız. Ben Sermin Baysal Ata. Gerçekten çok güzel haberler geldi. Müjdeli haberler, göğsümüzü kabartan haberler geldi. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan ard arda altın madalya haberleri geldi. Ve kısa bir süre önce de yine son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıttık. Buse'na Sürmeleli dünya şampiyonu oldu sevgili izleyiciler. Çok güzel bir haber gerçekten. İlerleyen dakikalarda tüm detayları aktaracağız ama gündemde uzun zamandır konuştuğumuz başka önemli konu başlıkları da var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar vermeye bu konuda devam ediyor. Türkiye'nin tavrının net olduğunu bugün bir kez daha vurguladı. Her iki ülkenin PKK-YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekti. Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine evet demeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya seslendi. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz diye sordu. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna değindi. Bir kez daha iki ülkenin terör örgütüne verdikleri desteği hatırlattı. Kapıları bir kez daha kapattı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi, kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptı bu değerlendirmeleri. Hollanda Başbakanı Rutte ile geniş kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg'le de bir görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan, Türkiye'nin tavrının net olduğunun altını çizdi. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür dedi. Batı'ya tepkisini sürdürdü. Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. Peki öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Avrupa ve ABD'nin terör örgütüne her türlü güvenceyi verdiğini söyledi. Terör örgütünün işlediği suçların ortada olduğunu vurguladı. Bunları kendilerine defaatle anlattık, belgeler sunduk dedi. İşte başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri falan yapıyorlar. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Biz de tabii bu işi en iyi
şu anda bilen, takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı En Linde'nin PKK ile ilgili paylaşımına yanıt verdi. İsveç, PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır, dedi. İsveç Dışişleri Bakanı En Linde, PKK ile ilgili duruşumuz değişmedi, dedi. Dezenformasyona maruz kaldıklarını iddia etti. O paylaşımına cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Altun açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce olarak paylaştı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in terör örgütü YPG'ye verdiği desteği hatırlattı. Yetmiyormuş gibi İsveç, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip bu örgüte para vermiştir. İletişim Başkanı Altun, İsveç Dışişleri Bakanı'nı sert sözlerle uyardı. Gereğini yapın diye seslendi. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç, PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır. Efendim, İsveç ve Finlandiya tabii Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik kaygılarıyla NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Peki Rusya cephesinden gelen tepkiler neler? Onu da aktaralım. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili konuştu. Neler söyledi? NATO'nun genişlemesi karşısında uygun önlemler alıyoruz, dedi. Moskova, Finlandiya'ya gaz arzını durduracağını açıkladı. Rusya'ya yönelik siber saldırıların arttığını söyledi, saldırıların ağırlıklı olarak medya ve finans sektörünü hedef aldığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi'nde konuştu, siber saldırıların farklı ülkelerden ve eşgüdümlü bir şekilde yapıldığına işaret etti. Rusya'nın enformasyon savaşıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Putin, siber güvenlik alanında önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Yabancı yazılım ve teknolojilerden tamamen kurtulmanın önemini vurguladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun gündeminde ise NATO'nun askeri kanadının genişlemesi vardı. Ülkesinin batı sınırlarındaki tehdidin büyüdüğünü söyleyen Shoigu, Rusya'nın önlemler aldığını dile getirdi. Rusya, enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa'ya karşı harekete geçti. Moskova, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'ya gaz arzını durduracağını açıkladı. Daha önce Rusya'dan gaz alımında ruble ile ödemeyi reddeden Finlandiya Ulusal Gaz Dağıtım Şirketi kararı üzücü olarak niteledi. Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Rusya'nın en büyük elektrik dağıtım şirketi de Finlandiya'ya elektrik sağlamayacağını açıklamıştı. Peki efendim, Ukrayna-Rusya savaşında son notlar, sahadan son durum ne? Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'taki saldırılarda 13 Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Buça'da Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair tartışmalar da bir yandan devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi Ukraynalı sivillerin Buça'da Rus askerler tarafından infaz edildiğini gösteren bir video yayımladı. Rusya Donbas'ta saldırı yoğunluğunu artırıyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv'e yönelik saldırılar da sürüyor. Rus ordusunun Harkiv'de bir binayı vurma anı kameralara böyle yansıdı. Yerle bir olan binada en az 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Son 24 saatte Luhansk bölgesine yönelik saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Rus ordusunun Nisan ayında çekildiği Buça'da savaş suçu işlendiğine dair yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi Buça'da en az 8 sivilin Rus askerleri tarafından infaz edilmesine ilişkin görüntüler yayınladı. Görüntülerde elleri başlarının üzerinde ve Rus askerleri tarafından zorla götürülen siviller görülüyor.
Aynı bölgede havadan çekilen bir başka videoda ise sivillerin yerde yatarken yanlarında Rus askerlerinin olduğu gözleniyor. Savaş suçlarına yönelik araştırmalar da sürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Borodyanka'da incelemelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donbas bölgesinde hakimiyet alanını genişlettiğini belirtti. Luhansk'ta tam kontrol sağlanmasının yakın olduğu bilgisi verildi. Antrenör önce kazanan sporcuyu tebrik etti, ardından elenen sporcusuna tokat attı. Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde yaşanan olay büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Márquez'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kolombiya, geçen sene ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz, ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır, dedi. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizması sayesinde ilişkilerimizi 2 yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya halihazırda Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021'de ticaret hacmimiz 2'ye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır. Karşılıklı yatırımlarımızın artırılması için de yoğun gayret sarf ediyoruz. Kolombiya gelişen ekonomisiyle Türk yatırımları için cazip fırsatları sunuyor. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılım politikamız bağlamında da merkezi bir konumdadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı. Yaşlılardan çocuklara, engellilerden ihtiyaç sahibi sanatçı ve sporculara pek çok kişinin bir arada yaşayabileceği şehir, Türk mimarisiyle inşa edilecek. Erdoğan törende geleneksel Türk aile yapısının önemine dikkati çekti. İmkanı varken anne babasını, engelli aile üyesini bir kuruma yerleştirmek, aile kültürümüzle taban tabana zıttır, dedi. Olmaz. Tamam da şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı bir defa kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. İstanbul'da Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı. İnşaat için verilen 30 aylık süreyi beğenmedi. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece gündüz full time çalışacaksınız. Müteahhide 1 yıl süre verdi, söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 dönüm üzerine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilecek sosyal hizmet şehrinin temel atma törenine katıldı. İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, inanarak söylüyorum, dünyada bu işin tek örneği olacak. Bittiği anda. Hamdolsun bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Erdoğan, sosyal hizmet alanında atılan adımların önemini vurguladı. Özellikle belediyelerin bu tür hizmetlerde bulunması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Ya bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın.
bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın. Ha biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok. Erdoğan ailenin önemine de değindi. İmkanı olanların büyüklerine, engelli yakınlarına sahip çıkmasını istedi. Geniş ailelerin sayısının azalmasının üzücü olduğunu söyledi. Kendi evi, imkanı, vakti varken annesini, babasını, engelli aile üyesini, korunmaya muhtaç evladını kamuya veya özel sektöre ait bir kuruma yerleştirmek bizim aile kültürümüzle taban tabana zıttır. Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli bir kısmının iyi eğitimli, iyi kariyerli, yüksek geliri olan çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür. Arnavutköy'de inşa edilecek sosyal hizmet şehrinde yürüyüş yolları, hobi bahçeleri, çocuk ve yaşlılar için yaşam alanları ve rehabilitasyon merkezi de bulunacak. Merkez 1000 kişilik kapasiteye sahip olacak. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve bir havra da inşa edilecek. Terörle mücadele hem yurt içi hem de sınır ötesinde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Hatay'da ise Eren Abluka 12 şehit jandarma uzman çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu başlatıldı. Tunceli kırsalında da tespit edilen terör inleri imha edildi. Terör hedefleri nokta operasyonla vuruldu. Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu alanlar ateş altına alındı. Terör inleri tam isabetle vuruldu. PKK-YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Operasyonlar yurt içinde de hız kesmiyor. Hatay'da Eren Abluka 12 şehit jandarma uzman çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu başlatıldı. Operasyonda 887 personelden oluşan 67 tim görev alıyor. Tunceli kırsalında da teröristlerin izi sürülüyor. Eren Abluka 7 operasyonu bölgesinde 62 sığınak ve mağara imha edildi. 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1400 silah mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Böbreğini sattı, elde ettiği parayla 3 katlı villaya son derece maliyetli olan kenevir serası kurdu. Ankara'da polisin düzenlediği baskında ortaya çıkan düzenek ve akıl almaz olayın ayrıntıları pes dedirtti. Efendim, konutta fahiş fiyat uygulayan 64 bin fırsatçıya ceza yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu özel ekip oluşturdu. Konutta faiz indirimini fırsata çevirenler çapraz analize tabi tutuldu ve tek tek tespit edildi. O fırsatçılara yönelik detaylı vergi denetimi yapılacak. Gayrimenkul sektörüne yönelik yoğun vergi denetiminin detaylarına TRT Haber ulaştı. Kısa günün kârıdır diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için büyük çaplı denetim başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. İllaki durduracak ve çok caydırıcı bir denetim süreci başlıyor. Riskli olduğu değerlendirilen bu gayrimenkul alım satımı yapan kişi ve şirketler ve emlakçılar başta olmak üzere geniş bir ve etkin bir inceleme süreci başlatılıyor. Ekip online satış platformlarından veriler temin etti. Mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri tapuyla bankalar üzerinden analiz edildi. 64 bin fırsatçı tek tek mercek altına alındı. Yapılan çalışmalara göre konut satışlarında bir günde milyon lirayı aşan fiyat artışlarının yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda başta inşaat şirketleri olmak üzere emlakçıları da sıkı bir vergi inceleme süreci bekliyor. Konut finansman paketleri açıklandıktan sonra bir günde %30'lara bulan ani artışlar ve vergi kayıpları tespit edildi. Satıştan elde ettiği kazancın %15'ten ve %40'a kadar çıkan geri vergisi tarifesi var.
Bu tespitler daha çok ikinci el konutlarla ilgili olarak yapılıyor. Vergi incelemesinin ardından konutta fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası verilecek. Vergisel kayıp ve kaçağa yol açanlara müsamaha gösterilmeyecek. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran yüzlerce mağdur. Adlarını açılan sahte şirketlerin borçlarıyla bu mağdurlar karşı karşıya. Dolandırıcılar kimlik bilgilerini ele geçirdiği kişiler adına ya şirket açıyor ya da bir şirkete onları ortak yapıyor. Fakat pek çoğumuzun haberi yok. E-Devlet'te yer alan bir hizmetle bu olayların önüne geçmek mümkün. Nasıl gireceğiz, hangi uygulamada, nasıl bulacağız, önüne nasıl geçeceğiz yanıtı haberimizde. Kaybolan ya da çalınan kimlikleri kullanıyorlar. Kişisel bilgileri ele geçirip pek çok kişi adına sahte şirket açıyorlar. Dolandırıcılar bu yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur etti. Yüksek meblağlı borçlarla karşı karşıya bıraktı. 28 yaşındaki Uğur Dektaş adına sahte şirket açılan mağdurlardan sadece biri. Borç kağıdı geldi, ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ben de hani mağdurum yani şu anda, ne yapacağımı bilmiyorum yani. Kimin açtığı belli değil. Hani genel müdür, kurucu benim ismim yazıyor. E-Devlet'te yer alan bir hizmetle dolandırıcıların sahte şirket tuzağından korunmak mümkün. O uygulamanın adı kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmeti. Kimlik numaralarına kısıtlama getirmek isteyen vatandaşların E-Devlet üzerinden ortak ve yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemlerini seçmeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra yeni başvuru butonuna basılıyor. Ortak ve yetkili seçeneklerinin seçilmesiyle bir şirkete veya işletmeye ortak ve yetkili olunması engelleniyor. E-Devlet kapısı üzerinden kolay ve hızlı şekilde kimlik numaralarına kısıt koymak mümkün. Böylece kişinin bilgisi ve izni dışında herhangi bir şirkete ortak ya da yetkili yapılmasının önüne geçiliyor. Yine aynı uygulamayla istenildiğinde o kısıtlama kaldırılıyor. Sosyal medya üzerinden meydan okuma paylaşımları bir genci canından etti. Şanlıurfa'da TikTok videosu çekmek için sulama kanalını atlayan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe Belediyesi'nde üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Onu kamu görevlisi olan şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de gözaltına alındığı rüşvet operasyonunun ardından bu kez Maltepe Belediyesi'nde rüşvet soruşturması başlatıldı. Onu kamu görevlisi 18 kişi hakkında örgütlü olarak rüşvet almak ve vermek, rüşvete aracılık etmek suçlarından gözaltı kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü ile iki eski belediye başkan yardımcısı ve zabıtalar da yer aldı. Eski belediye başkan yardımcılarından birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tasarım İşleri Birim Müdürlüğü, diğerinin ise Maltepe Belediyesi Medya Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu öğrenildi. İstanbul Mali Şube ekipleri gözaltı kararının ardından 18 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. 16 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konuldu. Şüpheliler emniyete götürülürken iki firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Uyuşturucu üretimine sermaye sağlamak için böbreğini satan, yanlış duymadınız, böbreğini satan ve elde ettiği bu parayla kenevir serası kuran şüpheli yakalandı. Ankara'da 3 katlı bir villada 470 kök Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakim karşısına çıkacak. Almanya'da keneviri yetiştirmeyi öğrendi. Türkiye'ye döndükten sonra İran'a gitti, böbreğini sattı. Kazandığı parayla 3 katlı villada uyuşturucu ham maddesi üretmek için sera düzeni kurdu. Ankara Çayyolu'nda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirleri uyuşturucuyu üretmek için şehirden uzak bir noktayı seçtiler. Bunun için de Çayyolu'nda bulunan işte bu 3 katlı mali sağlamak amacıyla böbreğini sattığı ortaya çıktı. Zanlı elde ettiği parayla oldukça maliyetli olan havalandırma ve elektrik düzeneyi kurdurdu. Esrar maddesi elde edilen 470 kök Hint kenevirini villanın her bir metrekaresine dikti. Zehir tacirleri tüm detayları düşünmüştü. Tesisattan dolayı elektrik faturasının çok yüksek geleceğini biliyorlardı. Dikkat çekmemek için faturayı düşürmenin bir yolunu buldular. Bu yolsa kaçak elektrikti. Bir elektrikçiyle anlaştılar ve villaya kaçak elektrik çektiler.
böbreğini sermaye olarak kullanan şüpheli M.Y. ve beraberindeki iki kişi hakkında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem başlatıldı. Efendim, sosyal medya hayatın gerçeği artık. Yani hepimiz buna göre yaşıyoruz, takip ediyoruz. Faydalı yönleri de mutlaka var. Ama bir yandan da orada görünür olmak özellikle gençler için her şeyin önüne geçebiliyor ve bunun için gerçekten çok gereksiz, bazen hayatlarına mal olan adımlar atabiliyorlar. Ona bir örnek. Meydan okuma paylaşımları. Bir genci daha canından etti maalesef. Şanlıurfa'da TikTok videosu çekmek için sulama kanalını atlayan 19 yaşındaki genç maalesef hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlamak için meydan okuma videosu çekecekti. Sulama kanalını atladı ancak bir daha çıkamadı. Tamam, sola geçin. TikTok çılgınlığı bir genci daha canından etti. Şanlıurfa'da 19 yaşındaki İshak Aşkan, TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşmak için video çekecekti. Haliliye ilçesindeki sulama kanalına giderek suya atladı. Akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç polislerle kanalda arama yapıldı. Gencin cansız bedeni olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta kanal kapaklarına sıkışmış halde bulundu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Birbirlerine sürekli bir şekilde meydan okuma yapıyorlar. Bu da maalesef can kaybına mal oluyor. Bir an önce önüne geçilmesi lazım yani. Gerekse TikTok yöneticilerinin buna bir el atması lazım. Son dönemde özellikle gençler arasında dikkat çekmek ve daha fazla beğeni almak için tehlikeli videolar çekme eğilimi artıyor. Şimdi bunlarda ödül veya pekiştirme hemen geliyor. Dolayısıyla da çok sık yapılıyor. Mühim olan çocuğun böyle bir açlık içinde olmaması. Yani ruhsal olarak sağlıklı, olgun, iyi yetişmiş bir çocukta tabii ki nadiren böyle tehlikeli şeyler çıktığı olabilir. Ama genel olarak bu tür problemli düzeyde bir sosyal medya kullanımı görmeyiz. Çocuğun en önemli ihtiyacı bir kere bir beğenilmek ki iki, kendisinin idealize edeceği, beğeneceği bir örnek olması. Eğer ebeveynler tamamıyla bu sosyal medya kullanımı ile ilgili veya bilgisayar oyunları ile ilgili çocuğu tek başına bırakıyorsa, ne yaptığını, nereye girdiğini, ne oynadığının farkında değilse bu da problem. Daha önce de İstanbul'da genç bir kız çatıda video çekerken düşmüş ve hayatını kaybetmişti. İşte görünür olmak, birkaç saniyeliğine bile olsa, dakikalığına bile olsa ünlü olmak bazı gençler için o kadar önemli ki, evet yeni gerçeklik bu dedik ama çocukların psikolojisini etkiliyor gençlerin ve hatta gördüğünüz gibi canlarına bile mal olabiliyor. Çok dikkat edilmesi, gerçekten bir düzenleme belki getirilmesi önemli. Pakistan'da da benzer bir olay oldu. Bir sosyal medya fenomeni. Orman yangını sırasında, bakın arkadaki yangın bir foto montaj değil, bir video montaj değil, gerçek bir orman yangını. Arkada orman yanıyor, önde bu fenomen video çekip paylaşıyor. TikTok'ta bu videoda yayınlanmış. Fakat daha sonra yangının fenomen tarafından çıkarıldığı iddia edilmiş ve tepkilerin ardından video yayından kaldırılmış. Ben neredeysem orada yangın çıkıyor diye yazdı. Yanan ormanın önünde poz verdiği videoyu paylaştı. Pakistan'da 11 milyon takipçisi bulunan Hümeyra Aşkar'ın TikTok hesabından paylaştığı video tepki çekti. Aşkar'ın takipçi sayısını artırmak için başkent İslamabad'daki ulusal parkta kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı. Nikle. Efendim çok üzüldüğümüz bir haber daha. Gençleri spora yönlendirmek önemli diyoruz ve anne baba işte o antrenöre çocuğunu emanet etmiş sporcu olsun diye. Bakın Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando elemeleri. Çocuk eleniyor ve antrenör gelip çocuğun suratına, sporcusunun suratına tokat atıyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Bakar mısınız? İçim acıdı. Yani gencecik bir
sporcu adayına, antrenör emanet edilen kişi bunu yapıyor. Seyircilerin gözü önünde yaşanan bu olay, bakın cep telefonu kameralarına da nasıl yansıdı. Önce kazanan sporcuyu tebrik etti. Ardından elenen sporcusuna tokat attı. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sporda şiddetin adresi Diyarbakır'dı. Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası il seçmeleri için sporcular mindere çıktı. Müsabakalar sırasında bir kız sporcu rakibine yenilip elendi. Antrenörü kazanan rakip sporcuyu tebrik etti. Elenen sporcusuna ise seyircilerin gözü önünde tokat attı. Şiddete maruz kalan sporcu hiçbir şey yapmadan bekledi. Tokat atan antrenörü sahayı terk etti. Olayla ilgili tutanak tutuldu, müsabakalar ertelendi. Skandal hareket üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörle ilgili disiplin işlemleri başlattı. Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalıştığı öğrenilen antrenörün görevine son verildi. İstanbul'da küçük bir kız çocuğu trambolinde zıplıyor ama bir anda o bağlı olduğu halat kopuyor. Neyse ki altında trambolin var da yara almadan kurtuluyor. Annesi de o sırada işte kıza eğlenirken görüntü çekmek istemiş ve o kaza annenin cep telefonuna yansıyor, bakın. Güle oynaya trambolinde zıplıyordu. Olacaklardan habersiz küçük kız seyyar oyun alanında eğlenirken bir anda halat koptu. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. Sinanoba mahallesindeki bir parkta seyyar oyun alanı kuruldu. Ailesiyle parka gelen küçük bir kız çocuğu da trambolinde zıplamaya başladı. O sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu tür oyuncakların güvenlik denetimi gerçekten çok önemli. Efendim, İstanbul Eyüp Sultan'da bir kişi mezarlık ziyaretine gitti ve aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Araç mezarlık içinde kendi kendine hareket etti. Bir ağaca çarparak devrildi. Dua etmek için bir yakınının kabrine giderken el frenini çekmeyi unuttu. Az daha canından oluyordu. Kaza Eyüp Sultan'daki Yeni Ali Beyköy mezarlığında sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobilini mezarlığın içine park eden sürücü el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Yeni uzaklaşmıştı ki boş haldeki araba bir anda hareket etti. Araç önce sürücüyü hafif biçimde yaraladı, ardından ağaca çarparak devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Niğde'de sokak köpeği parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğa saldırdı. Saniyeler içinde yaşanan olayda küçük çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzüne 11 dikiş atıldı. Parkta sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu feryadını duyanlar kurtardı. Niğde'de başıboş bir köpek sokakta oynayan 6 yaşındaki Yiğit Uyguç'a saldırdı. Biz parka gelir gelmez üstüme atladı. Başka bir veliyle konuşarak gidiyordum. Yani böyle 4-5 saniye içerisinde oldu. Birden anne diye bağırdı ve ben sol tarafıma döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Ben koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ısırmış, elini ısırmış. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 11 dikiş atıldı. Küçük çocuk ve ailesi hala köpek saldırısının korkusunu yaşıyor. Biraz derin olsaydı kalbine gelebilirdi, Allah korusun. Yani bunun vebalini kim verecek? Çok kötüydü. Yani benim psikolojim bozuldu. Ben uyuyamadım sabaha kadar. Aile olayla ilgili yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. Efendim, bugün Mayıs'ın 20'si. Yaza 10 gün kaldı. Ve bu görüntüler bugün birkaç saat önce kaydedildi. Mayıs ayında yaşanan efendim Artvin Ardahan arasındaki Sahara Dağ geçidi burası. Kar nedeniyle gördüğünüz gibi çok yoğun bir kar var, tipi var. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Sahara Dağı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü sayın seyirciler. İnanılır gibi değil gerçekten. Kıştan bir türlü çıkamıyoruz Türkiye olarak. Türkiye'nin genel anlamda birçok yerinde. Efendim şimdi Dünya Boks Şampiyonası'ndan ardı ardı güzel. Efendim koronavirüs salgını Çin'i dünyadan kopardı. Uluslararası uçuşlar durdu. Öğrencilere Çin sınırları kapandı. Çin'deki kuruluşlar yabancı personel bulamaz hale geldi. Sıfır vaka politikası nedeniyle dünyayla etkileşimin azalması Çin'in kendi içine kapandığı yorumlarına yol açtı. Koronavirüs salgınına karşı Çin olağanüstü tedbirler aldı. Sıfır vaka politikası olarak isimlendirdiği uygulamalarla dünyadan ayrıştı. Sınırların kapatılması ve sert vize politikası sebebiyle ülkede yabancı sayısı giderek azaldı. Çin'deki kuruluşlar yabancı personel bulamaz hale geldi. Neredeyse tüm adaylar Çin'den ayrılmak istiyor. Çin'deki aday havuzumuz iyice tükendi. Hem Çin'de hem de Çin dışından yeni öğretmenler bulamaz hale geldik. Kalifiye personel bulmak gerçekten çok zor bir duruma dönüştü. Çin'in kapıları uluslararası öğrencilere de kapalı. Ülke 2020 yılının Mart ayından bu yana öğrenci vizelerini durdurmuş durumda. Birkaç ülkeye tanınan istisna dışında Çin'de yabancı öğrenci yok denecek kadar az. Vize alan yabancıların en büyük problemi ise Çin'e uçuş bulabilmek. Çin uluslararası uçuşları büyük oranda hala kapalı tutuyor. Her ülkeden haftada sadece bir uçuşa izin veriliyor. Üstelik uçuşta vaka tespit edilirse sonraki seferler iptal ediliyor. Çin salgın gerekçesiyle kendi vatandaşlarının da yurt dışına gitmesini istemiyor. Ulusal Göç İdaresi Çin vatandaşlarının yurt dışı çıkış denetimlerini artıracağını duyurdu. Zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere de izin verilmeyecek. Pekin yönetimi tüm bu uygulamaların gerekçesi olarak pandemiyi gösteriyor. Ancak bu kapanmanın toplumsal ve siyasal yapısındaki değişikliği yansıttığını savunanlar da var. Bu da Çin'in dünyadan koptuğu yorumlarına yol açıyor. Efendim bir de son günlerde gündemimize, son haftalarda daha doğrusu maymun çiçeği virüsü geldi, yayılıyor. Daha çok Orta ve Batı Afrika'da görülen virüs, Avustralya, Almanya, İtalya ve Fransa'da da tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülen virüse karşı çiçek aşısının %85'e kadar etkili olduğu açıklandı. Maymun çiçeği endişesi büyüyor. İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç ve ABD'nin ardından birçok ülkede yeni vakalar kayda geçti. İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vaka, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Roma'ya giden bir kişide tespit edildi. Ardından iki yeni vaka daha belirlendi. Durumu takip etmek için uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturuldu. Ancak alarm verilecek bir durumun olmadığı vurgulandı. Almanya'dan da ilk vaka haberi geldi. Virüs tespit edilen kişi de hastalığa özgü deri üzerindeki yaraların görüldüğü bildirildi. Fransa'da yeni vaka görülen ülkelerden maymun çiçeği virüsü başkent Paris'te ortaya çıktı. Kanada ve Avustralya'da da ilk maymun çiçeği vakaları görüldü. Maymun çiçeği Afrika'nın yakından tanıdığı bir virüs. Her yıl Kongo'da yaklaşık 6.000, Nijerya'da ise 3.000 vaka görülebiliyor. Son vakaların Afrika seyahati geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkması ise hastalığı gündemin üst sıralarına taşıdı. Daha çok Orta ve Batı Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığıyla aynı aileden geliyor. Maymunlar ve kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor. İnsanlar arasında kolayca yayılmıyor. Yakın temas ve solunum yoluyla geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü, çiçek aşısının virüs üzerinde %85'e kadar etkili olduğunu açıkladı. Uzmanlar antiviral ilaçlar üzerinde de çalışıyor. Efendim bültenimiz için de o güzel haberleri sizinle paylaşma şansını yakaladık. Gerçekten göğsümüz kabararak aktardık. Çünkü
kadın boksu alanında, Türkiye kadın boksu alanında müthiş bir tablo, bir gurur tablosuyla karşı karşıyayız. Arda arda altın madalya haberleri geldi. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı sporcularımız ve Türkiye'de takım olarak şampiyon oldu. Bu güzel haberi tekrar gururlanarak, tüylerimiz diken diken olarak sizlere aktarmak istiyoruz ve kutluyoruz tüm sporcularımızı. Veda vakti geldi efendim. Saat başında Hüseyin Günay Sıcak Nokta programıyla karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.